Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Bana ve sizlere emrolunduğumuz gibi dostlar olmayı nasip eylesin. En iyi yerlerle gökler arası kadar geniş olan Rabbimin cennetine, rızasına ve mağfiretine koşanlardan olmayı nasip eylesin inşallah. Bugün Ankebut suresinin 8. ayet-i kerimeyi işleyeceğiz inşallah. Hepimiz bir anne babadan dünyaya geliyoruz. Ergenlerle konuştuğum için de biliyorum. Anne baba bir kaderdir. Anne baba bir imtihandır. Yani insan annesini ve babasını seçemez. Ama işte eşini seçebilir, işini seçebilir, yaşayacağı coğrafyayı seçebilir. Ama annesini babasını seçemez. Ve dolayısıyla annesi babası onu, hani bir hadis rivayetinde de var ya, her çocuk fıtrat üzere doğar. Sonradan onu annesi babası, dini neyse ona göre, işte Mecusi ise Mecusi, Yahudi ise Yahudi, Hristiyan ise Hristiyan olarak yetiştirir. Ama fıtratıyla alakalı gelişimini tamamladıktan sonra bir çocuk yeniden kendi dininin tercihini yapabilir. Yani anne babalar çocuklarının Rableri değildir. Sadece almış oldukları emaneti en güzel şekilde yetiştirerek Allah'a tekrar teslimdir. Ama biz onların başında bekçi değiliz. Hatta mesela Peygamberimiz Hazreti Fatıma'ya diyor ki, kızım Fatıma, babam peygamber diye güvenme. Herkes ameliyle Allah'ın huzuruna gidecektir diyor. Veya Hazreti Nuh oğlunu İslam'a davet ettiğinde, oğlu İslam'a tabi olmadığında gemiye inananları alıp yola çıkacağı zaman, oğlum sen de gel gemiye gir dediğinde, oğlu baş kaldırıyor. Baba ben bir kayanın tepesine çıkarım, orada kendimi kurtarırım diyor. Ve derken baba peygamberle oğul arasına azgın dalgalar giriyor ve oğlu boğuluyor. Boğulanlardan olunca bir anda Hazreti Nuh baba refleksiyle, hani Rabbim beni, ailemi koruyacaktın diyor. Allah-u Teala da diyor ki, o senin ailenden değildi diyor. Yani İslam'da kan bağı, akide bağıyla beraber devam ettiğinde devam eden bir şeydir. Onun dışındaki bağlar sadece dünyada yaşadığımız imtihan ilişkileridir. İşte bir insanın annesine babasına karşı sorumluluğu vardır. Bir insanın evladına karşı sorumluluğu vardır. İnsanın çevresine, eşine, herkese karşı bir sorumluluğu vardır. Ve bu sorumlulukla beraber bir de hukuk başlar. Bu hukuku belirleyen de Allah'tır. Nasıl anne babamıza nasıl davranmamız gerektiğini bu ayet-i kerimede Allah-u Teala şöyle bir tavsiyeyle bizi hatırlatıyor. Ve diyor ki, وَوَسَيْنَا الْاِنْسَانِ Biz insana vasiyet, vasiyet de buradan geliyor ya, biz insana tavsiye ettik diyor. وَوَسَيْنَا الْاِنْسَانِ Biz insanı tavsiye ettik. Neyi tavsiye ettik? Bir valideyi hüsnen. Alide, anne babasına veya valide olan, kendisinin doğumunda, yetişmesinde katkıda bulunan kişilerin iyi davranmasını tavsiye ettik diyor. Ama burada da kastedilen şey annemiz ve babamız. Yani annemiz ve babamıza hüsnen iyi davranmasını tavsiye ettik diyor. Mesela Hasan kelimesi Kur'an-ı Kerim'de karşımıza nerelerde çıkıyor? Bir, biz insanı en güzel şekilde yarattık. Çin suresinde var ya, biz insanı en güzel şekilde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısı kıldık derken kastettiği şey ne? Biz insanı Allah ahseni takvim üzere yarattık diyor. Orada da hasen ifadesi geçiyor. Veya hepimizin dua olarak bildiği Rabbena atina fid dünya haseneten dediğimiz. Rabbim bana dünyada da hasene ver, ahirette de hasene ver. Beni cehennem azabından koru derken orada da hasene ifadesi geçiyor. Buradaki kastedilen şey ne? İyilik ve güzelliğin hayatımızda olmasını talep etmek en doğal haklarımızdandır. Ve Allah bunu dilememizi bize Rabbena atina duasında öğütlemiştir. Bu dua niçin inmiş mesela? İnsanlardan bazıları diyorlar ki, Allah bize dünyada versin, biz başka istemiyoruz. Ahiret çok da umurumuzda değil. Bazıları da diyor ki, aman biz dünyayı istemiyoruz. Allah bize ahirette versin diyor. Allah bu iki duanın da güzel olmadığını bize öğreterek diyor ki, hem dünyada ahiret şey iyilik ve güzellik üzere olmayı temenni et, hem de ahiretin de zaten onun üzerine iyilik ve güzellik üzere olacaktır diyor. Husn,
İyi davranmaksa, iyi muamele etmekse, Allah'ın bize Kur'an-ı Kerim'de hukuk olarak yerleştirdiği bir şeylerden, olaylardan bir tanesi de ve vesseynel insane bir valideyhi hüsnen. Biz insana, anne babasına iyi davranmasını tavsiye ettik diyor. Bu çok zor arkadaşlar, değil mi? Ne zaman zor? Anne baba yaşlandığında onlara iyi davranmak mesela çok zor. Veya anne babayla inanç farklılığı yaşadığında çok zor. Bunun için ayet-i kerime bununla alakalı bize iyi davranmamızı tavsiye ederken arkasından başka bir tavsiyede de bulunacak. İsra suresindeki ayetleri hatırlamamız gerekiyor. İsra suresinde de Rabbim anne babayla alakalı şöyle bir hüküm veriyor. Anne babanızdan her ikisi ya da içlerinden birisi yanınızda yaşlanırlarsa onlara üf bile demeyin diyor. Eğer onlar yanlarınızda yaşlanırsa bir de üf dememenin ötesinde şöyle dua edin ve deyin ki diyor. Rabbim onlar küçükken bana nasıl sevgiyle ve şefkatle merhamet ettilerse sen de onlara merhamet edin diye dua edin diyor. Neden burada devreye dua giriyor? Neden burada devreye şefkat giriyor? Çünkü bir yazarın söylediği çok beğendiğim bir şey var. Diyor ki insanın önü evladına, arkası anne babasına dönüktür diyor. Dikkat edin, kendimiz anne baba olduktan sonra hep önümüz evlatlarımızla alakalı planlarımız ve programlarımız oluyor. Anneler arka planda kalmaya başlıyor. Babalar arka planda kalmaya başlıyor. Ve onlarla karşı olan sorumluluklarımızı biraz sevgi, biraz mecburiyet üzerinden yürütüyoruz. Çünkü sevgiyi parçalamış oluyoruz. Kendi evladımızda daha fazla, kendi yuvamızda daha fazla sevgi verdiğimiz için anne baba ihtiyacı sanki artık bizim ihtiyacımız değilmiş gibi hissetmeye başlıyoruz. Ama bunun üzerine mesela yerleşmiş bir atasözü var ya, bir evlat fiir olsa da anaya muhtaçmış. Yani bunu hayatta nerede görüyoruz? Mesela imtihanlarla karşı karşıya kaldığımızda omuzuna yaslanacağımız ve bizi kucaklayacak ve bize yön tayin edecek bir anne istiyoruz. Bir anne sıcaklığı arıyoruz. Bir aile sıcaklığı arıyoruz. Neden bunu arıyoruz? Çünkü anne gerçekten insanı, mesela başka bir ayet-i kerimede diyor ya, annesi onu 9 ay karnında zahmetle taşıdı. Bir zahmet üzeri bizi muhafazası altına aldı, rahminde. Ve onun yediğinden yedik, beslendiğinden beslendik, onun duygularını yaşadık. Mesela bugün psikoloji bile bunu iddia ediyor ve diyor ki, stresli bir hamilelik geçiren dönemdeki çocuk, annenin stresini yaşadığı için o da stresli olur. Hamilelik çok neşeli bir dönemde geçmişse diyor, o çocuk da daha pozitif bakar hayatı diyor. Bazen biz kadınlar şey diyoruz ya, ikisini de üçünü de ben dünyaya getirdim ama ikisinin karakteri farklı çıktı diyoruz. Aslında biz onu taşırken aynı biz değildik. Farklı duygulardaydık, farklı ortamlardaydık, farklı enerjilerdeydik ve dolayısıyla ne oldu? Yediklerimiz, içtiklerimiz bile belki farklılaşmıştı. Mesela dikkat ederseniz hassas anneler hamile olduklarında hemen işte içkiyi, alkolü bırakırlar, kötü ortamları bırakırlar. Daha hassas anneler özellikle o hamilelik dönemlerinde Kur'an-ı Kerim okurlar, Kur'an dinletirler. Evladının bundan etkilendiğini bilirler. Ve hatta yine bugün şeyin söylediğine göre, uzmanların söylediğine göre anne karnında 7 aylıkken çocuk eğitimi başlıyor. Yani bu kadar etkili olan bir varlık olan annemizin o bize muhafaza içerisinde o karnında ne zorluklarla taşırken o ona yük gelmiyor mesela. Nereden görüyoruz? İşte bebek bekleyen annelerin o telaşlarını, o heyecanlarını görüyoruz. Dün bir arkadaşım işte gelini bebek bekliyormuş. Daha 3 haftalık heyecanlarını bir göreceksiniz. Onların heyecanlarını ben gördükçe böyle aman Allah'ım elbiseler alınmış, çoraplar alınmış, biberonlar alınmış. Öyle bir hazırlık yapılmış ki. Dedim ki görüyor musun ya daha şu kadarcık bir şey çevresindeki insanları nasıl hareket ediyor, nasıl hazırlıklar yaptırıyor, nasıl daha doğmamış birisi için ne sevgi heyecanları yaşanıyor. Şimdi bu heyecanın, bu sevginin akabinde insan büyüdükten ve ihtiyaçlarını karşılar hale geldikten sonra kendisini büyüten bu insanlara karşı vefasız mı davransın? Bu insanlara karşı hiç yokmuş gibi mi davransın? Aslında anne babamızla kurduğumuz sağlıklı ilişkiyi Allah'la kurduğumuz ilişkiye de dönüştürüyoruz. Nasıl mesela? İhtiyaçlarımız bittiğinde anne babamıza artık gerek yoktur gibi bakıyorsak
İhtiyaçlarımız olduğunda da Allah'a dua ediyoruz ve Allah'tan yardım istiyoruz. İhtiyaçlarımız bittiğinde de Allah'la olan ilişkimizi askıya alıyoruz. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bunun örneklerini nasıl veriyor? İnsan diyor bir ihtiyacı olduğunda Rabbim bana bunları verdi der. İhtiyacı bittiğinde de Rabbim ya da Allah ona vermediğinde Rabbim bana ihanet etti der. Aynı ilişkiyi evlat anne baba ilişkisinde de görüyoruz. Anne baba hep veriyor, hep veriyor. Ama verdikçe güzel oluyor. Vermediği zaman ne kötü anne baba oluyor. Bak aynı ilişki biçimini ebeveynle yaşarken Allah'a karşı da yansıtıyoruz. Ve bunu topluma karşı da yansıtıyoruz. Arkadaşlarımız bize 9 tane iyilik yapıyor. 10. da bir ihmalkarlık yapıyor ya da bir hayırsızlık yapıyor. O 9 tane iyiliği unutup o bir tane kötülüğü ya da o bir tane eksikliği konuşuyoruz. Bu konu bu kadar önemli ki Allah Kur'an-ı Kerim'de konu etmiş bunu biz Müslümanlara, biz inananlar için de demiş ki ve besseynel insani bir valideydi hüsnen biz insana anne babasına iyi davranmasını tavsiye ettik demiş. Nereye kadar anne babaya karşı yapılacak itaatin de bir ölçüsü var. Nereye kadar olduğunu da yine Allah-u Teala belirtmiş. Yani burada hüsnen ihsanda bulunmasını, iyilik yapmasını tavsiye ederken ona itaatle alakalı bir sınır getirmiş Allah-u Teala. Hani mesela bugün anneler, babalar evlatlarına sözlerini geçiremediklerinde bazen şöyle bir koz kullanıyorlar ya. Anne Allah'ın rızası anne babanın rızasından geçer. Ben senden razı değilim bunu yapmaktan diyorlar ya. Allah-u Teala da diyor ki onların evlatlarınızın size itaat etmeleri bir yere kadardır. Nasıl? Dünya konusunda onlarla iyi geçinmek bizim görevimiz. Allah'ın bizden istediği bu. Diyelim ki annemiz bize çocukluğumuzda haksızlık yaptı, bizi iyi yetiştirmedi, bize sevgi vermedi, bize şefkat vermedi. O onun problemi. Şimdi ben evlat olarak buradan onlara nasıl davranmam gerektiğini, ilkesini görmem gerekiyor. O bana çocukken bakmadı, ben de ona yaşlandığında bakmıyorum demek aynileşmektedir. Ama Allah-u Teala'nın dediğine göre onlarla dünya hususunda iyi geçinmiyor. Mesela onların ekonomik olarak ihtiyacı varsa, müşrik bir anne baba dahi olsa, kafir bir anne baba dahi olsa ben onun maddi ihtiyaçlarını karşılamak zorundayım. Bakıma muhtaçlarsa ben onlara ihtiyaçları olan bakımı vermek zorundayım. Çünkü benden bunu isteyen anne babama karşı olan minnet duygusu değil. Allah'ın benden bunu istiyor. Yani namaz kılmak nasıl Allah'a bir itaatse, işte Allah'ın oruç tutmak, zekat vermek veya başka şeyleri yapmak nasıl Allah'a bir itaatse, anne babaya iyi davranmak da Allah'a bir itaattir. Allah istediği için bunu ben yapıyorum. Annem babam istediği için veya toplum beni kınayacağı için değil. Zaten toplum kınamasının bir yere kadar etkili olduğunu görüyoruz. Mesela ben huzurevi ziyaretleri yaptığım zaman da biliyorum bir tane teyzenin söyledikleri hiç şeyden böyle zaman zaman kulağımda çınlar. Şey derdi, yavrum yavrum 5 tane çocuğum var. Bir tanesi hakim, bir tanesi doktor, bir tanesi işte albay. Ama ne yapalım getirdiler bizi buraya bıraktılar. İşte ziyaret bile etmiyorlar. İşte yılda bir sefer gelirlerse, bayramlarda gelirlerse böyle işte evlat mı boş falan diyordu. Yani anne babalarımıza bunu boş, bunu gereksiz bir algı, gereksiz bir iş, gereksiz bir davranış gibi göstermemek için ne yapmaması gerekiyor? Toplumsal mantalitede anne babaya itaatin veya anne babaya iyilik yapmanın ne kadar İslami bir duruş olduğunu da anlatmamız gerekiyor. Biz namazları çok fazla konuşuyoruz, şunları fazla konuşuyoruz ama İslam ailenin parçalanmasını istemiyor. Ama bugün modern dünyada dikkat ederseniz aileyi parçalamak üzere planlarını yapıyor. Hatta mesela bizim artık ülkemiz, coğrafyamız da bunun etkisinde kalıyor. Hani batıda yaşamadık ama Avrupa'da yaşayıp gelenler söylüyorlar işte 18 yaşındaki evladına diyor ki artık sen büyüdün, sen reşitsin. Ya bu evde yaşarsan faturaları ortak olacaksın, giderlere ortak olacaksın. Olmuyorsan da kendi başının çaresine bak diyerek tekliflerde bulunduğu, hani bize aktarılanı söylüyoruz. Bu yavaş yavaş bizim ülkemizde de belki sözel olarak olmadı ama evlatlar birkaç adım sonra evde kendilerini yük görmeye başlıyorlar. Ama eskiden öyle değildi ki. Özellikle mesela kız çocukları evleninceye kadar annelerinin babalarının yanında kendilerini asla yük görmezlerdi.
Neden? Çünkü ailenin bir parçasıydı ve ailenin bir nimetiydi. Aynı zamanda anne baba da evde yük olmazdı. Anne baba da evin bir nimetiydi, bir güzelliğiydi. Ama şu an içinde yaşadığımız dünyada biz de o zihin kirlenmelerini yavaş yavaş yaşıyoruz. Ve artık diyoruz ki ben bir bireyim diyoruz. Yani kızlarımızla, çocuklarımızla konuşurken bunu görüyoruz. Aslında bu bize ait bir düşünce değildi. Ben artık ayaklarımın üzerinde durmalıyım. Ben artık yalnız başıma yaşamalıyım. Bizi unutturdular bize. Biz artık biz olarak değiliz. Hani Müslüman olarak namazla kılsak, İslam'ın ilkelerini de getirsek, o İslam'ın öngördüğü biz anlayışını kaybettik. Halbuki biz Fatiha'da günde kaç kere ne diyoruz? İyyâke ne'abudû ve İyyâke nestaîn derken, şöyle dememiz gerekmiyor mu aslında bizim mantığımıza göre? İyyâke e'abudû, İyyâke estaîn. Yani ben sadece senden yardım isterim ve ben sadece sana ibadet ederim. Bize Allah niye böyle dedirtmiyor? Biz sadece senden yardım isteriz ve biz sadece sana ibadet ederiz derken bunun toplumsal hafızaya yerleşmesi gerektiğini söylüyor. Çünkü toplumsal hafızaya yerleşirse bu olay benim için kolaylaşır. Ben İslam'ı bir yerde tek başına yaşarken ne kadar zorlanırım? Hayatı yaşarken de tek başına yaşarken zorlandığım gibi. Ama hayatı nasıl yemeği, içmeyi, gezmeleri toplulukla yaşadığımda mutlu oluyorsam, İslam'ı da toplulukla yaşarsam mutlu olur. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Biz sadece Allah'a ibadet ederiz ve biz sadece Allah'tan yardım isteriz. Biz sadece neden Allah'tan yardım isteriz? Çünkü sadece ona ibadet ettiğimiz için ondan yardım isteriz. Bu konuların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama gittikçe bizim hayatlarımızdaki söylemlerimiz İslami ama yaşamlarımız sekülerce olmaya başlıyor. Yani kastettiğim şey şu, işte namazımızı kılıyoruz, evimizde İslami motifleri oluşturuyoruz ama düşünürken Müslümanca düşünemiyoruz. Düşünürken tam bir batı tipi tipolojisi üzerinden ben varım. Benim önce isteklerim olmalı. Benim özgürlüğüm çok önemli. Anne baba da neymiş? O bana karışamaz. Yani bunları kim yerleştirdi bizim zihnimize? Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Zira Mehmet Akif şiirlerinden birinde diyor ki, elimizde bir tek kale kaldı, aile. O aileyi de yıkmaya çalışıyorlar. Yani dikkat edin. Çoluk, çocuk, anne, baba aynı çatının altında muhabbet etmeyi bile unuttular. Hani çoluk çocukla geçin, karı koca bile muhabbet etmeyi unuttu. Sanki bir araya geldiklerinde maaşlarını ortaya koyup, hadi bakalım masrafları konuşalım. Borçlarımız nerede? Ne kadar ayıracağız? Faturaları kim ödeyecek? Evin ihtiyaçları kim karşılayacak? Hadi ne yapalım, bir ev alalım. Sonra onun kredilerini ödeyelim. Sonra bir araba alalım, onun borçlarını ödeyelim. Konuşma muhabbetler de bunun üzerinden olmaya başladı. Karı kocanın arasındaki muhabbetler bunun üzerinden olmaya başlayınca dikkat ederseniz küçücük çocuklarda bile şu anda sadece para kazanma derdi var. Mesleğini seçerken bile o mesleği seçersen diyor en kısa sürede diyor para kazanacağım demeye başlıyor. Bunlar aslında bize giydirilmiş dışarıdan gömlekler. Ve dolayısıyla bu gömlek aslında bizim aile sistemimize, yapımıza da çok şu anda uymadığı için iğreti de kalıyor hayatımızda. Yani bu savaşla mutlu olamayız. Yani özellikle bunu gençlerimize anlatmamız gerekiyor. Bu kadar anne babayla savaşarak mutlu olamaz. Olamayız yani, olamayız. Sadece o ailenin içerisinde anne babayla hırgürle kavga ede ede ömrü bir yere kadar götürürsün. Sonra bir yerde zemberek boşalanır ve patlar. Allah-u Teala devamında diyor ki ve incahedeke, yani cehd ifadesini kullanıyor burada arkadaşlar. Seni lituşrike bi ma leyse leke bihi ilmün, ellerinde herhangi bir bilgi olmadığı halde, herhangi bir delilleri olmadığı halde bana ortak koşmaya zorlarlarsa. Anne baba, hani dedim ya, anne baba bir kaderdir. Hiçbirimiz anne babamızı kendimiz seçmedik. Seçmediğimize göre anne babamızın güzel yönlerini görüp kötü yönlerini de ıslah etmeleri için dua etmemiz gerekir. Ve bizim üzerimize düşen geriye neyse. Ama çocuklarda şunu görüyoruz işte mesela. Sanki kendilerinin hiç hataları yokmuş gibi anne babayı yerden yere vuruyorlar. Ama bir de kendimize dönüp bakalım. Veya biz anne baba olduğumuzda ne yapacağız? Aslında aynı şeyi yapacağız. Çocuklarımıza aynı terbiyeyi uygulayacağız. Aynı baskıyı uygulayacağız. Bizimkisi birazcık daha gevşemiş olacak. Yani şimdi mesela benim annem çok kuralcı bir anneydi. Düşünüyordum mesela, kızıyordum o falan ama şimdi çocuğum olmadığı için daha rahat konuşabiliyorum ama zihnimdeki çocuk yetiştirme projesine bakarsam
Biraz da anneminkine benziyor. Yani işte onu şöyle yapardım, böyle yapardım. Şu kurslara gönderirdim, şu enstrüman çaldırırdım, dil öğretirdim, şunu yapardım, bunu yapardım. Bu hayali ben niye kuruyorum? Benim üzerimde de bu hayali kurmuş bir anne var. Yani işte çocuğumu şöyle şöyle yapayım, işte erkenden okula göndereyim, şu onu öğrensin, bunu öğrensin. O gerçekleştirebildiğini kadarını gerçekleştirmiş. Ben de olsaydım belki birazcık bir çıta daha üstünü gerçekleştirecektim. Ve böyle böyle daha bir güzelleşme yaşayacaktı. Veya annesini beğenmeyen kızlar ve erkekler var. Veya annesinden, babasının giyim kuşamından, düşünce tarzından rahatsız olan insanlar var. Sonra bakıyorsun kendi çocuğu da kendininkinden rahatsız oluyor. O zaman bu da bir kader. Yani burada o zaman bu zaaflardan kurtulmanın yolu nasıl olacak? İnsanoğluna içinde bulunduğu aileden, içinde bulunduğu ortamdan razı olması öğretilecek. Nereye kadar razı olamazsın? Kur'an-ı Kerim diyor ki, bana ortak koşmaya zorlarlarsın. Annem baban diyor ki, Allah'la beraber şu puta da tapacaksın diyor mesela. Allah senin böyle giymeni istiyor ya da böyle düşünmeni istiyor ya da bunu yemeni istiyor mu diyor. Sonra sana alkol içiren mesela anne babalar var çocuklarına içiriyorlar mesela. Veya Allah'ın razı olmadığı bir hayatı dikte ediyorlar, dayatıyorlar. O zaman diyor onlara itaat etmiyor. Zira Allah'a itaat olmayan yerde kula itaat yoktur. Bu sadece anne babaya değil. Amirine de, içinde bulunduğun aşirete de, içinde bulunduğun kültüre de. Eğer Allah'ın diniyle zıtlaşıyorsa orada o kuralı kabul etmezsin. Mesela hayatımızda itaat noktasında değil ama örfler var. Düğün biçimlerimiz, evlenme biçimlerimiz, ne bileyim çocuk dünyaya getirme biçimlerimizi şekillendiren kültürlerimiz ve örflerimiz yok mu? Biz bunları kendi başımıza karar vermiyoruz ki. Geçmişten gelen kültürlerle ve örflerle yapıyoruz ve yavaş yavaş bu değişiyor mesela. Eskiden mesela bizim düğünlerimizde öyle salona gelinle damat öyle çok da bir şekilde gelmiyordu. Ama bugün bakarsak Hristiyan düğünlerinden gelen bir şey var, yerleşmiş bir şey var. Ama artık bizim kültürümüzün içine de yerleşmiş. Dolayısıyla şimdi biz bunu yaparsak günaha mı gireriz? Allah'ın beğenmediği bir şekilde yapıyorsan günaha gideriz. Yapmıyorsan günaha girmeyiz. Belki sevap da işlemeyiz ama içinde bulunduğumuz hayatın bir örfünü yerine getirmiş oluruz. Buradaki Allah-u Teala'nın dediği şu kısımla ilgilenmemiz gerekiyor. Fela tudihuma. Onlar sana bana ortak koşman için zorlarlarsa ikisine de itaat etme. Baş kaldır orada diyor. Mesela Peygamberimizin döneminden aklınıza gelen sahabeler var mı? İki tane genç sahabe var. Ben onların her hayatlarını böyle okuduğumda ve izlediğimde böyle hep buramdan bir şeyler böyle acıtır beni. Musab bin Umeyr ve Sad bin Ebi Vakkas. Mekke'nin çok gözde gençlerinden. Musab bin Umeyr annesinin iki tane çok yakışıklı oğlundan bir tanesi. Öyle ki annesinin hayali onun üzerinde o kadar büyük ki at yarışlarına gidiyor, o dönemde atları var. Annesi çocuğun elbiselerini Şam'dan ipek kumaşlar getirttirip diktiriyor. Onu Mekke'nin en güzel kızıyla evlendirecek hayalini onun üzerinde kuruyor. İki tane oğlu var. Böyle bir şey içerisindeyken Musab bin Umeyr Müslüman oluyor. Hatta gizli gizli önce Müslüman oluyor. Gizli gizli gidiyor, geliyor, kardeşini takip ettiriyor, kölesine takip ettiriyor. Sonra çocuğunun Müslüman olduğunu öğrenince hapsettiriyor. Bakın aynı anne, hani onlar bana ortak koşmaya zorlarlarsa onlara itaat etme dedi ya, anne şefkatinin de Allah'a itaate dönüştüğünde nasıl zulme dönüştüğünü de görüyoruz. Çocuğunu bağlatıyor böyle şeyde. Sonra kölenin eline kırbaç veriyor. Düne kadar kölesi olan o efendi Musab bin Umeyr'e kölesini kırbaçlattırıyor. Ta ki atalarının dinine döneceksin diyene kadar. Ama Musab bin Umeyr dönmüyor tabii. Anne bu savaşından yoruluyor ve sonra onu sana diyor mirasımdan her şeyimden mahrum ediyorum diyor. Ve sonra Musab bin Umeyr'i Peygamberimiz Medine'ye 22 yaşında ilk öğretmen olarak gönderiyor. Diyor. İşte Medine'de insanlara İslam'ı tebliğ etmeye başlıyor. Medine'de yaşanılan bir İslam varsa Musab bin Umeyr o cevval, o genç, o yakışıklı, o güzel, o tecrübeli gencin vesilesiyle oluyor. İkincisi mesela hep aklıma Sad bin Ebi Vakkas geliyor. Sad bin Ebi Vakkas da yine böyle bir ailenin gözde bir çocuğu. Müslüman olunca annesi diyor ki atalarının dinine döneceksin diyor. Ne olursa olsun atalarının dinine döneceksin diyor. Hani burada niye bunu anlatıyorum? Anne babana itaat etme dedi ya. O kadar şefkatli olan anne baba
çocuğu Müslüman olduğunda onu dini konusunda serbest bırakmıyor. Tamam, sen benim evladımsın, dinini tercih edersin demiyor. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın annesi meydanda bir şeye kendini bağlıyor. Bir direğe kendini bağlıyor. Açlık orucu yapıyor. Bugün de vardır ya bazı protestolarda açlık orucu. Sen diyor atalarının dinine dönünceye kadar diyor ben yemeyeceğim, içmeyeceğim ve sana anne katili diyecekler diyor. Gidiyor her seferinde anne ne yaparsan yap demiyor. Anne diyor, çok önemli aya burası. Duayla da konuşursunuz inşallah. Diyor ki anne seni çok seviyorum diyor. Ama diyor Allah'ı daha çok seviyorum. Yani seni o kadar seviyorum ki eğer Allah'ı daha çok sevmesem tabii ki atalarımın dinine tekrar dönerim. Ama diyor Allah'ı daha çok seviyorum diyor. Annesi evladındaki bu kararlılığı görünce kendisine işte o bağladığı direkten çıkıyor ve açlık orucundan vazgeçiyor. Ne büyük imtihanlar değil mi? Yani anne babasıyla imtihan olan, Müslüman oldukları için anne babalarıyla gençken imtihan olan bu insanlar. Veya mesela işte ilk kadın şehit olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın döneminde Sümeyye annemiz mesela. Efendisi tarafından kazıklara, şeylere, hayvanların ayaklarına bağlatılarak ters istikametlere sürülüyor ve vücutları birbirinden ayrılıyor. Ne yapmışlar bunlar? Sadece Rabbimiz Allah'tır demişler ve içinde yaşadıkları atalar dinini, yani onların şirk, hurafe, bidat kalmamış o dinlerini reddetmişler ve Hazreti Muhammed'in dinine şey yapmışlar, icabet etmişler. Sadece yaptıkları bu. Zaten köleler Sümeyye ile eşi ve evlatları Ammar bin Yasir. Yani sadece köleler zaten hayatlarında özgürlük gibi bir temennileri de yoktur. Ama bu tarz imtihanlardan geçmişler. Bu tarz imtihanlardan geçtikten sonra artık Müslümanlar hayatlarında bir yaşam tarzı oluşmaya başladıktan sonra Allah hukuk ayetlerini gönderiyor ve buradaki hukuk ayetinde de bize diyor ki anne babanıza bana ortak koşmaya zorlarlarsa onlara itaat etmeyeceksiniz. Aslında benim rızam olmazsa Allah senden razı olmaz deyip evlatlarını günaha teşvik eden anne babalar için de örnek bir ayet bu. Çoğu zaman anne babalar öyle söylüyorlar. Benim rızam yoktur diyor, yani bunu yapamazsın diyor. Allah senden bu haline razı olmaz diyor. Senin rızan yok da Allah'ın bir rızası yoksa burada benim tercih edeceğim şey Allah'ın rızasının olacağı şey olacaktır. Dolayısıyla bir de burada altında düşünen önemli konulardan bir tanesi de ilim ifadesi geçiyor. Bir de körü körüne seni buna davet ediyorlar. Yani mesela bugün çevremizdeki ebeveynlerin büyük bizi körü körüne davet ettikleri şeyler var. Öyle şeyler ki onlar yaşantılarındaki din olarak algıladıkları şeyler körü körüne. Diyorsun ki anne baba bunun İslam'da karşılığı ne? Biz büyüklerimizden böyle gördük diyorlar. Bana bunun ilmini göster, bana bunun delilini göster, verisini göster, bir kaynağını göster ki ben de onu, ben öyle bildim öyle yaparım, sen de öyle yapacaksın. Demek ki insana İslam'ı tebliğ ederken bir ilim üzere anlatması gerekiyor. Bir bilgi üzere anlatması gerekiyor. Bugün biz insanları kendi arzu, istek ve düşüncelerimize göre davet edebilir miyiz? Ne demeyiz? Bak Allah'ın dini budur. İnsan olarak yaşamamız gereken de budur. Ve biz Müslümanız, yani ya da biz insanız. Ve bizi yaratan kim? Allah yediren, içiren, hastalandığımızda bize şifa veren Allah'sa, öyleyse ona itaat etmemiz gerekiyorsa ben zaten seni kendime davet etmiyorum. Yunus suresi 108. ayet-i kerimede geçiyor ya, biz sizi diyor peygamber ve ona tabi olanlar dediler ki diyor biz sizi bir basiret üzere İslam'a davet ediyoruz. Yani ben ne diyorsam körü körüne bunu yap değil. Senin de basiretin var, senin de aklın var, senin de kalbin var, senin de açılımın var. Gel ben seni davet ediyorum. Davet ettiğim şeyi sen de oku, sen de anlamaya çalış ve sen de onun üzerinden Allah'a bir itaat, gönüllü bir itaatlik oluşturmaya çalış. Bir başkasının köleliğinden kurtulup bir başkasının köleliğine tabi olma. Yani mesela bugün hocalara körü körüne tabi olanlar aslında bir kölelikten çıkıp başka bir köleliğe geçiş yapıyorlar. Dolayısıyla bu kölelik belki ötekinden daha da zor olabiliyor. Çünkü o bir de din şemsiyesi altında sana sunuluyor. Sen bir de ondan sevap bekliyorsun. Ahirette de gidiyorsun ki sevap mevap yokmuş. El boşta kalmış. Ve diyor ki Allah-u Teala devamında onları dinleme. Fela tuti'huma onlara itaat etme. İleyye merci'ukum. Sonunda dönüşünüz banadır diyor. Yani
biz dünyada ne kadar yaşarsak yaşayalım, hangi aşiretle, hangi anne babayla, hangi toplumda yaşarsak yaşayalım, burada da Allah'a tekil hesap vereceğimizi hatırlatıyor bana ayet-i kerime anladığım kadarıyla. Yani ne kadar annen, baban, içinde bulunduğun ne diyelim asabiyet duygusuyla kabilen, kavmin bunlar olsa da dönerken nereye döneceksin? Tek başına Allah'a döneceksin. Yani her birimiz ölürken tek başına öleceğiz. Ne anneyi bahane edebiliriz, ne babayı bahane edebiliriz, ne evladı bahane edebiliriz, ne çevreyi bahane edebiliriz. Ve hatta ve hatta o gün Allah'ın azabından kurtulmak için diyor kafirler, bütün mal varlığını verecek. Hani bugün işimizi, eşimizi, aşımızı bahane ederek İslam'ı yaşamayı öteliyoruz ya. Allah bize o anlamda basiretimizi açsın, ıslah etsin inşallah. Ama o gün diyor Allah'ın azabı olacaksa sonuçlandırdım bu hayatın içerisinde. O gün o azaptan kurtulmak için ilk vereceğin şey bütün malın. Malın çözüm üretmedi. Diyor ki bütün aşiretin, akraban, yakın, çevren hepsi ne varsa o da kâr etmedi. Eşin. Eşin de kâr etmedi. Evladın. İnsanın en son vereceği şey evladıdır. Yani anne anneler olduğunuz için siz bunu daha iyi bilirsiniz. Bir anne çocuğunun tehlikeye düşeceğini anladığı andan itibaren onun üstüne atlayarak kendi canını ortaya koyabilir. İşte gözyaşı döker, kabul edemez vesaire. Ama bununla beraber Allah'ın rızasını kazanıyorsan kazanıyorsun. Kazanamıyorsan evlat, eş, iş, eşya ilişkileri bizim sadece dünyada imtihanlarımız arkadaşlar. Ahirette hepsi, bütün o bağlardan kopuyoruz. Bütün o bağlardan koparak Allah'ın huzuruna tek başına gidiyoruz. Ve şunu diyemiyoruz. Ya Rabbi beni çevrem azdırdı. Aslında ben çok iyi bir insandım ama bu çevreden dolayı yapamadım. Hayır diyor Allah-u Teala. Ayetlerden esinlenerek söylüyorum. Sana ben bir akıl vermedim mi? Düşünüp idrak edeceğin kadar da bir ömür vermedim mi? Niye bu çevreye bu kadar takıldın? Allah'ım eşim razı değildi. Senin rızan da eşi razı etmekten geçmiyor mu? Bazen erkekler öyle söylüyorlar. Duyduğum için söylüyorum. Ben senden razı olmazsam sen hiçbir şekilde cennete gidemezsin. Öyle mi? Seni razı etmek çok zor olabilir. Yemekten memnun olmazsın, güler yüzden memnun olmazsın. Sen kendinle barışık değilsin, memnun olmayı bilmiyorsun. Ben seni memnun edemem ki. Yani Allah'tan razı olmayan insanlar insanlardan razı olurlar mı ki biz onları razı etmek için bu kadar çabalayalım? Bazen öyle düşünüyorum. Hani bakıyorum o kadar insan gücünün ötesinde fedakarlık ortaya koyuyor ki karşıdaki insanı memnun etmek için. Benim bir akrabam vardı öyle diyordu. Eşimden korktuğum kadar Allah'tan korksam cennete giderdim diyor. Yani kızacak, işte şimdi gelecek suratını asacak, şöyle olacak, sofrayı mükemmel yapayım, aman çocukları yatırayım, gelince şey olmasın falan. Yine suratını asacaksa asıyor, yine memnun olmayacaksa olmuyor. Yani bu tarz insanları memnun etmek çok zor. Dolayısıyla enerjiyi burada tüketmektense sorumluluklarımız ne kadar onu hakkıyla yerine getirdikten sonra onun memnuniyetsizliğinden dolayı da biz kendimizi helak etmeyelim. Bazen bir de memnuniyetsiz insanlara kendimizi kaptırarak kendi dünyamızı da karartıyoruz. Onu öyle kabul edelim. Zor kişiliklerle bir arada yaşamak diye bir kitap okumuştum. Orada şunu anlatıyordu. Sizin zor kişiliklerle yaşarken o sorunların üstesinden gelememenizin en büyük sebeplerinden birisi psikolojik olarak sorunları olan bir insanı normal bir insan gibi görmenizden kaynaklanıyor. Yani mesela şöyle düşünün. Bedensel olarak özürlü olan bir çocuğunuzun işte yürürken yanınızda hızlıca yürümesini talep etmeniz ne kadar anlamsız bir talepse, psikolojik olarak sıkıntıları olan, memnun olmayan bir insanı memnun etmek için çabalarken onun memnun olmamasından üzülmeniz de aynı o çocuğun hızlı yürümesine üzülmediğiniz kadar bir sorundur. Dolayısıyla diyordu, insanların psikolojilerini, işte zor kişiliklerle bir arada yaşamak, bunu öğretirken, kişilerin karakterini tanımladıktan sonra bu budur. Bu benle kaynaklanan bir şey değil. Diyor ki işte mesela bana niye böyle, o sana öyle davranmıyor aslında, o kendisine öyle davranıyor. Ama kendisine öyle davranırken ondan sen de nasibini alıyorsun ya, sen sana yaptı zannediyorsun. Aslında sana yapmıyor. Psikoloğa gidenlerin çoğu normal yani. Hastaların hasta ettikleri. Böyle diyorlar değil mi? Yani burada aslında muhatabımızı tanıdığımızda ve nasıl davranmamız gerektiğini öğrendiğinde işler o kadar kolaylaşıyor ki. Ama bazen biz de muhatabımızı tanımayı beceremediğimizde
veya kendi kendimizle savaşımızı durduramadığımızda onu dışsallaştırarak kendimizi meşrulaştırmaya çalışıyoruz. Mesela bugün bunu çok iyi sorgulamamız lazım. Kavga ettiklerimizin arasında kavgalarımız acaba gerçekten karşıdaki kişiyle mi? Yoksa kendi kendimizle kavga ederken o karşıyı bunu yansıtarak kendimizi şey yapabilir mi? Ben aslında iyiyim ama karşıdakiden dolayı olmuyor diyerek kendimizi rahatlatmak mı? Biz çok karmaşık bir yapıdayız. Yani insan, şair demiş ya, insan 3-5 damla kan, ırmak 3-5 damla su. Bir hayata çattık ki hayata kurmuş pusu. Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat sürenleşler, sizi kim diriltecek? Yani burada ne diyor? İnsan 3-5 damla kanız. Kendimizi o kadar da abartmaya gerek yoktur. Yani nihayetinde şu dünyadan böyle çok ideal, şöyle olsun adam gibi yaşayalım. Allah'ın yap dediklerini yapalım. Becerebiliyorsak da öncülerden olalım. Çekip gideceğiz yani bu dünyadan. Sonuçta Allah-u Teala ne diyor? İleyye merciukum. Sonunda hepiniz bana döneceksiniz. Yani anneniz babanız da bana dönecek. Siz de bana döneceksiniz. Ne anne babanızı, annem babam bu puta takmamı istedi. Ne yapabilirim ki Allah'ım? O anne babayı da sen bana kader olarak verdin. Öyle olsaydı Hazreti İbrahim put yapıcısı babasıyla mücadele etmezdi. Ama onunla iyi geçindiğini de görüyoruz yani. Ve seslenirken bile ey babacığım diyor. Taştan şeyden yonttuğun şeylere mi tapıyorsun? Diyor mesela. Orada seslenirken baba sen ne biçim adamsın? Puta mı tapıyorsun? Değil mi yani? Orada bile sevgi ve şefkat dilini kullanıyor değil mi? Evet. İleyye merciukum fe unebbiukum bima kuntum ta'melun. Ve diyor ki ben o zaman size yaptıklarınızı haber vereceğim. Bu aykırı kısmı beni şu anlamda çok düşündürüyor. Biz şimdi bazen yaptıklarımızı unutuyoruz değil mi? Hiçbirimizin aklına gelmiyor geçmişte ne yaptıklarımız. Belki tövbe ettiklerimiz var, belki tövbe etmediklerimiz var. Belki bahane ettiklerimiz var, belki bahane etmediklerimiz var. Kendimizi suçlu gördüklerimiz ve görmediklerimiz var. Bunların hepsi önümüze açılacak mı? Yaptıklarınızı size haber vereceğim diyor ya. Düşünsene bir şey. Yaptığın her şey senin önüne çıkacak. Allah'tan bizim önümüze çıkacak. Başkasının önüne çıkmayacak. Yani o gün herkes kendi kitabını kendi okuyacak. Hani ayet diyor ya. Al bugün kitabını oku. Hesap sorucu olarak sen sana yetersin. Yani orada hani biz diyoruz ya. Kiram şey hesap melekleri olacak. Bize hesap soracaklar. Allah-u Teala bugün bak ne diyor. O gün hesap sorucu olarak sen sana yetersin. Ne diyeceksin diyor ki işte ayetin haber verdiğine göre. Bu kitap ne yapmış ya? Büyük küçük demeden her şeyi yazmış. Bizde hayatta küçük şey yok ki. Mesela birisinin küçücük surat asmasını kaldıramıyoruz. Birisinin küçücük ihmalini kabullenmiyoruz. Bak hayattayken küçük şeyleri büyütüyoruz. Amel defterimize niye yazılmasın? Bize cennet hazırlanıyor eğer tabiri hani doğru anlayabilirsek. En iyi yerlerle gökler arası kadar geniş olan muttakiler için hazırlanmış cennet için hazırlanın diyor Allah-u Teala. Yani muttaki olun diyor. Böyle bir cennete gideceksek küçük bir zerreyi bile şey yapabilir miyiz? Es geçebilir miyiz? Bugün dikkat edin bankalarda duyduğuma göre söylüyorum ya da marketlerde 1-2 kuruş, 3 kuruş, 5 kuruş açık kapanana kadar bütün bankadakileri tutuyorlarmış. Bu kasadaki açık kapanmak zorunda. Fatih Bey'e bankada çalıştığı için biliyorum. İşte diyelim ki 5'te mi mesai paydos yapıyor? Ama bunlar eve en erken 6'da 7'de geliyorlar. Neden 6'da 7'de geliyorlar? Senin mesainin 5'te bitmesiyle banka kapanmıyor. Banka dış dünyaya kapanıyor. İçerideki hesap o zaman başlıyor. Niye? Bütün hesaba yatan paralar düzgün yapılmış mı? Düzgün muhasebe yapılmış mı? Kasada açık çıktı. Burada Ayşe'nin kasasında açık çıktıysa Gülay bundan sorumlu olmuyor değil. Hayır. Bu kasa nereden açık çıktı? Bütün o olay netleşene kadar herkes bankada tutuluyor. Yani o zaman bu bir olay bize şunu öğretiyor. Ben dünyadaki bir günah işlemiyorum ki. Benim kimseye bir zararım yok ki. Ben hep iyilik yapıyorum demek de bitmiyor bu iş. Bütün dünyada kötülüklerden hepimiz bir şekilde mücadele etmiyorsak sorumluluğumuz var demektir. Ve Allah'ın huzuruna gittiğimizde de bakın ayet-i kerimede ne dedi? İleyye merciukum. Sonunda hepimiz Allah'a döneceğiz. Fe unebbiukum bima kuntum ta'melun. Ve hepimizin de yapmış olduğu ameller tefalun demiyor bakın burada. Feal
fail olmak. Arapçada fail nedir? Günlük hayatta yaptığımız işler, işte suyu içmek, yemek yemek, acıkmak, uyumak, kalkmak, düşünmek vesaire. Amel kasıtlı olarak niyetlenip yaptığınız şey. Ben bu suyu içmeye niyetlenmiyorum. Vücudum bana sinyal veriyor. Susadım diyor, ben gidiyorum otomatikman çeşmeden suyu alıyorum, içiyorum. Ama kitap okurken kendim karar veriyorum. O bir ameldir. Şu sohbeti yaparken kendim karar veriyorum. Bu bir ameldir. Dolayısıyla Allah bana nerede su içtim, nerede tatil yaptım, nerede uyudum, ne giydim, bunları haberini vermeyecek. Dolayısıyla defterimiz aman aman da öyle kalın olmayacak. Defterde karşımıza çıkacak olan şeyler amellerimiz olacak. O zaman bakalım amellerimiz ne kadar çok. Her gün yiyip içen, yatan, kalkan bir insanın defterine işlediği amel ne olur ki arkadaşlar? Amelsizlik olur. Yani defter boş kaldığı için ondan hesaba çekilir. Niye buralar boş kaldı? Buralarda sen işler yapman gerekiyordu, ameller yapman gerekiyordu. Bak, yemek, içmek, onlar deftere yazılmadığına göre o zaman nasıl olacak? Defter kitaba dönüşmeyince hesaba çekilmeye başlayacağız. Ve o amelleri de salih amel olarak yerleştirmişsek zaten hiçbir problem yok. Kim iman etmiş, salih amel işlerse Allah onları altlarından ırmaklar akan cennete koyacaktır diyor. Bu ayet-i kerimenin bana düşündükleri bunlar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.